Orsen Mekeyle'nin ikinci katındayız. Karşımızda önceden harici işlerde duran ünlü heykellerden biri var. Heykeller güvenlik nedeniyle artık içeride sergileniyor. Bu Nanni di Banco'nun Taçlı Dört Şehit adlı eseri. Bunlar Roma İmparatoru Diokletia'nın bir pagan tanrısının heykelini yapmalarını istediği dört heykeltıraş. Heykeli yapmayı reddettiler ve idam cezasına çarptırıldılar. Nanni Di Banco heykeltıraşların öleceklerini anladıkları anı bu heykelde canlandırmış. Bu da mason ustaların toplantısı. Orsen Mekeyle'nin dışında her ustayı ve onun bağlı olduğu Aziz'i simgeleyen birer heykel var. Ancak nişte tek figür yerine dört figür olması sıra dışı. Figürler neredeyse gerçekten sohbet ediyorlar. Sanki aralarında uzlaşmaya çalışıyorlar varmaya çalıştıkları kararın sonuçları hakkında düşünüyorlar. Bu insani bir tutum. Nanni, Donatello'nun Saint Mark'ta yaptığı gibi tek bir düşünen adam figürü kullanmamış. Jest ve mimikleri olan, birbirine dönük dört figür kullanmış. Sohbetleri oldukça canlı görünüyor. Sağdaki figür konuştuğundan ağzı açık. Oymalar öylesine derin ki muhteşem bir gölgeleme yaratıyor. Tüm figürler dikkatle konuşanı dinliyor. Yüzüne dikkatle bakmasalar da konuşanı can kulağıyla dinliyorlar. Taş şaşırtıcı biçimde ifadeleri yansıtabilmiş. Üstelik figürdekiler de mason taş ustaları. Bu lonca ustalıklarının yüceliğini, taş ustalarının insan olmanın anlamını kavradığını, asaletle inançları uğruna direnmeyi simgeliyor. 15. yüzyıl Floransa'sında heykel sanatının Yunan ve Roma dönemindeki canlı günlerine dönmeye başladığını görüyoruz. Donatello ve Nanni di Banco sonraları Masaccio gibi sanatçılar bu canlanmanın öncüleri olmuş. Heykellere bakınca Yunan ve Roma heykel sanatının etkisi açıkça görülüyor. Yüzleri tıpkı Roma Cumhuriyeti dönemindeki heykellere benziyor. Romalı togaları giyiyorlar. Birkaçı kontrapost pozisyonda duruyor. Soldan ikincinin dizi kumaştan belli oluyor ve baldırının bu duruşu vücudunun gerçekliğini arttırıyor. Bu dört adama duyduğum empati giderek artıyor. 15. yüzyıl Floransası'nda topluluk bilinciyle hareket etmişler. Birlikte karar almışlar. Ne yapmaları gerektiğini Milanlılara danışmışlar. Bu topluluk bilinci grup için grupla birlikte hareket etme ruhu bu şehrin doğasında var. Donatello'nun San Mark'ında hümanizmin temel görüşlerinden olan bireye saygı işlenir. Burada ise ilişkilere verilen önem görülüyor. Nanni di Banco'nun taçlı dört şehit heykeli grup olmanın önemi temasını işliyor.